defansif kalırsanız bugüne kadar Kıbrıs Rum tarafı habire 1974'ten bugüne işte burası kapalıydı, burayı kapalı tutarlar, askeri bölgedir, insanlara mallarını vermezler, burası fareler bırakıldı vesaire diye hayalet şehir diye Avrupa Parlamentosu habire karar aldı. Habire biz de Türkiye ile birlikte buna karşı ne söyleyecek? Diplomatlarımız gidip kimle görüşüp bir savunma ortaya koyacak. Onlar karar aldı, biz mektup gönderdik. E bunun sonu yok ki. Biz sürekli savunmada. Halbuki bu bölgeyle ilgili atacağımız böyle bir adım insan haklarına saygıyı da beraberinde getireceği için yani aradan geçen bu kadar yıldan sonra askeri bir bölgenin sivil bir bölgeye dönüştürülmesi, bu kadar yıl malını kullanamamış olan insanlara malını kullanma imkanı yaratılması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tarif ettiği bir yolun ve mekanizmanın çalıştırılması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında olduğu gibi oranın eski sakinlerinin dönmesi. Güvenlik Konseyi kararlarına yaklaşıyorsunuz burada. Şu test kullanılıyor. Bütün bunlar ülkenin imajı açısından son derece bence olumlu etki yapar. Bu işte kamu diplomasisidir ve defansif değil proaktif bir adımdır. Yani acaba Rum tarafı bize Maraş'la ilgili ne yapacak? Yok. Biz ne yapacak? Biz nasıl bir adım atacak? Rum tarafının bu konforlu durumunu biraz bozacak Kıbrıs Rum yönetimiyle Kıbrıs Rum halkının aslında menfaatlerinin örtüşmediği noktada nasıl hareket etmesine ilişkin olarak bir alan açacak olan bir adımdır bu. Ama hepsinin önemlisi Güvenlik Konseyi kararlarıyla ilgili olarak elimizi ayağımızı bağlayacak bir yaklaşımdan vazgeçip biz bugün zaten Güvenlik Konseyi kararlarını bir bütünle ihlal ediyoruz. Yani 1974'ten bugüne ve ertesinde tabii ki kararların alındığı tarihi 83-84'ü alırsanız o günden bugüne biz bu Güvenlik Konseyi kararlarını uyguladık mı? Askeri bölge olarak tuttuk. BM yönetimi altında açmadık. Eski sakinlerini açmadık. Bütün bunlar açısından baktığınızda bu kadar zaman BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve onlara aykırı davranmamızdan rahatsız olmayanlar kapalı Maraş'ı açıp insanlara bu kadar yıldan sonra gelin askeri bölgeyi sivil bölgeye dönüştürürken Güvenlik Konseyi kararları var. Bir şey yapamayız demenin bizi hareket etmekten alıkoyan elimizi kolumuzu bağlayan çok garip bir psikoloji olduğunu düşünüyorum. Onun için kafamızdaki bu dar kalıplardan kurtulmamız gerekir diye düşünüyorum açıkçası.